Biz başka yerde çok katmanlı bir iş. Bu elemanlardan bir tanesi mimari yapıydı. Mimari yapıyı kesitlerden oluşan bir yapı olarak düşündüm. Ve bize öyle bir imkan sunmalıydı ki farklı elemanlar, farklı görsel diller bir araya geldiği zaman farklı bir deneyim alanına yol açmalıydı. Ve bütün bu elemanların birbiriyle etkileşimi sırasında gelişen fikirler yavaş yavaş realize olmaya başladı, gerçekleşmeye başladı. Metal bana olağanüstü bir duygu veriyordu. Bir yandan yalnızlık, bir yandan soğukluk, bir yandan da ışıkla etkileşimi beni çok etkiliyordu görsel olarak ve fiziksel olarak. Ve burada aslında benim aradığım sanki burada bir özne kendini gerçekleştirmek üzere ve bedeninin hafızasının geride bıraktığı hikayesinin parçalarını bu mekanın içinde bulacak ve ancak bunları bulabildiği zaman bir bütünlüğe erişebilecek. Böyle bir duygunun yaratılıp yaratılamayacağı bu işi yaparken hep beni bir yandan takip etti ve bazen buna varmaya çalışırken uzaklaşıp bütün dünyadaki yer değiştirmeler, kitlesel yer değiştirmeler ve geride kalan hafızalar ve hikayelere doğru ilerlerken bazen de Foucault'un o eksik, hep hikayenin eksik kalması ve hikayenin senaryonun geriden gelmesiyle ilgili bir tamamlanmamışlık duygusu içinde hareket ettim ve bu objeler, bütün bu duygular, okumalar ve bunu besleyen özellikle Hannah Arendt'in metni, bir refugees metni olağanüstü etkiledi bütün bu gelişmeyi. Her zamanki gibi bunlara eşlik eden bir düşünme sürecini desenler yüklendiler ve desenler içinde ortaya çıkan, bilinçaltından gelen bazı figürler ve ikonografi, sanat tarihi ikonografisiyle ve mitolojilerle buluştu. Ama tam olarak mitoloji olduğunu da söyleyemem çünkü belli bir sistem içinde yer almıyorlardı. Çok belli ki bu Türkiye'den bir yerlerden geldiği ama öte yandan görsel hafızanın taşıdığı yük içinde sanki biraz da Caravaggio bulaştı bütün bunlara ve bir şüphe sahnesi var ve ona baktığım zaman Caravaggio'yu görüyorum. Ama bu sanki yarım yamalak uygulanmış ve Caravaggio'nun ait olmadığı bir yerde sanki bunun tiyatrosu kurulmuş gibi. 18 tane ayrı epizod. Tesadüfi bir şekilde 3 ayrı duvarda birbiriyle etkileşim içindeler ve birbirleriyle konuşuyorlar ve bir diyalog oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat her şey sözsüz. Kelimenin olmadığı bir yerde ifadenin, duyguların, ifadenin sınırlarını arıyorum aslında. Ve bu taşkınlık, bu agresyon bazen figürlerde bir kahine dönüşüyor. Kendi kafasını, kendi zihnini önünde yuvarlayan kör bir kahin olabiliyor. Bazen birdenbire seyircinin önüne bir çita atlayabiliyor zamansız bir şekilde. Bazen birileri sanki ortaçağ işkencesinin peşinde gibi. Bazen birileri aşk ve nefreti aynı anda yaşıyor. Aslında farklı çelişik gibi gözüken farklı duyguları, farklı durum ve oluşumları, durumları aynı anda bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu biraz da çok neşeli olabilen, bazen de çok dramatik ve hüzünlü ve acı verici şeylerin tıpkı hayatın akışı gibi bu duyguları bir araya gelmeyeceğini, gelmezmiş gibi gözüken bu duyguları bir arada tutmaya ve bunların birbiriyle ilişkisinden ve çakışmasından ortaya farklı bir anlatım çıkmasını arzuluyorum. Ve bütün bunlar için sahneyi bu We Elsewhere için tasarladığımız, biz başka yer için tasarladığımız bu mimari konstrüksiyon taşıyor. Çünkü izleyici bütün bunları bedensel olarak da deneyimleme fırsatı buluyor. Hangi noktaya giderseniz gidin bu rampalardan çıktığınızda, arkanızı döndüğünüzde bir başka bir manzara, önünüzde ise başka bir perspektif, başka bir manzara beliriyor. Böylece farklı bakış açılarının bir arada toplandığı, çok katmanlı farklı malzemelerin ve sesin bütün bunlara, bunları gerçekleşmesi ve ruh vermesi için, canlandırması için kullanıldığı 22 kanallı bir speaker sisteminin bir büyük
yerleştirmeye dönüştü. Fakat ben bu yerleştirmeyi bir obje olarak, bir enstalasyon olarak tasarlamaktan çok dünya içinde bir dünya yaratmak istedim. Ve bu yaptığım işin Venedik'le, Venedik'in geçmişiyle alakası yok. Bizimle çok alakalı bir şey ama ben bunu alıp dünyanın başka bir yerine de koyabilmeliyim. Orada da bir habitat yaratabilmeliyim diye düşünüyorum. Bütün bunlarla beraber başka bir yerde de yaşayabileceğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz dünyayı doğrudan doğruya resmetmek yerine acaba bunları, bütün bu yaşadıklarımızı ifade edebilecek kapasiteye sahip miyiz? Böyle bir doğallığa ve böyle bir kendiliğinden bir ifadeye sahip miyiz? Yoksa bu kaybettiğimiz bir şey mi? Bunu yeniden mi inşa etmek durumundayız? Bütün bunlar aslında deneyimlenen, çalışılan, üzerine çalışılan, düşünülen şeyler oldu.